kesine kabul görmüyoruz. Demokrasinin güzellikleri, fikir ayrılıkları, fikir güzellikleri, beraber oturup muhabbet etmek ama özellikle iktidar ilk geldiğinde biz mağduruz diyordu. Ki mağdur olduklarına inandığım konular da vardı ama şu an kendi gibi düşünen herkesi ötekileştiren sınıflara bölünen bir zihniyete tekrar karşıyayız. O anlamda biz gerçekten canı gönülden destek verdiğimiz, oy verdiğimiz sizlere bu yapılanları reva görmüyoruz. Bu faşistane mantık kınıyoruz Sayın Başkanım. Demokrasinin bütün güzelliklerinin Türkiye'de artık oluşmasını, Türkiye'nin bu meseleleri aşmasını arzuluyoruz. Her gün gerginlikler buraya biz gelirken artık sorunlarımızı, sıkıntılarımızı dillendirmekten çok hep beraber halay çekmek istiyoruz. Türkü söylemek istiyoruz. Dostlarımızın ifadelerini de tabii ki dinlemek isterim. Öncelikle İstanbul'umuzun kıymetli cemevlerinin yöneticileri, başkanları, hatta dedelerimiz var burada biliyorum. Sizleri burada ağırlamaktan elbette mutluyum. Burası sizin eviniz, İstanbulluların evi. O çatı altındasınız. Gönlüm elbette ki burada başka bir konuyu konuşmak, hatta İstanbul'un sorunlarını tartışmak, paylaşmak, sizlerin var olan konularınızı beraber dertleşmeyi isterdim ama hem şahsıma dönük yapılan bu hukuki müdahaleler ki bunun özü her ne kadar Ekrem İmamoğlu gibi gözükse de öyle değil, esasen milletimizin iradesine karşı büyük bir müdahaledir. Yapılan bu girişimin sonuçsuz kalmasını hep birlikte sağlamamız gerekir. Birçok yerde söyledim. İstanbul'da aslında Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi adına hep birlikte büyük bir tarih yazdık 2019 yılında. Ve o kazanım bugünkü umutların daha güçlü yeşermesine vesile olmuştur. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyen akla İstanbul değil, Türkiye'nin bütününün ne kadar demokrasiye bağlı, hukuka dönük beklentisinin yüksek olduğunu ispat eden bir mücadeleyi ortaya koyduk. Yani sadece bir seçim değil, seçimden öte haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duruş, bir direniş prensibiyle hareket eden bir topluluğa dönüştük. İçinde bu memleketin bütün inançları vardı, içinde bu memleketin bütün etnik kimlikleri vardı, İçinde bu memleketin her yaş sınıfı vardı, kadını erkeği vardı. Gerçekten muazzam bir işti bu ve dediğim gibi bu başarı gerçekten bugün hepimizin umudunu daha yükseklere taşıyan ve yeşerten bir kaynak oluverdi. Tabii buna müdahale eden akıl aslında kendisini işte o 6 Mayıs'ta seçimi iptal ederken bugünleri o günden göstermiş oldu. Yani bugün yapılan bizi şaşırtmıyor. Sizleri de şaşırtmamalı. Bunun aslında süren bir mücadele olduğunu bilmeliyiz. Bugün yaptığımız da o süren mücadelelerin bir parçasıdır. Yani daha yakın bir zamanda kayyum atanan belediyeler, şimdi bu ülkede bir partinin kapatılması konuşuluyor. Hukuksuz biçimde hapiste yatan insanlar ve bunun gibi hani herkesi öteki kılan, yani sanki bu topraklarda Mevlana yoktu, sanki bu topraklarda Hacı Bektaş-ı Veli yoktu. Bugün 21. yüzyılda sen ben kavgası, siz biz kavgası, ben ve diğerleri anlayışı akıl alır gibi değil yani. Ve buradan ülkenin geleceğini planlamaya çalışan bir güruh, bir ekip. Ama biz bu güruha yani bu fırsatı vermemeliyiz ve vermeyeceğimizi de düşünüyorum. Ben gerçekten Alevi vatandaşlarımızın inanç prensiplerinin, yaşam prensiplerinin altına tamamını kabul ediyorum diye imza atacak bir kişiyim. Çünkü her birisi bu toprakların duygularını taşıyor. Yani benimle ayrışan, aykırılaşan hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. O bakımdan o kadar prensiplerini aslında alıp uyguladığınızda bugün memleketimizin hiçbir kesimine aykırı gelecek bir tarafı yok. Kendimi çok huzurlu buluyorum ziyaretlerimde, buluşmalarımda. Ama bugün dediğim gibi başka bir vesileyle bir araya geldik. Bu da bir dayanışma, gerekli bir dayanışma. Böyle hassasiyet içerisinde olduğunuz için sizlere, değerli başkana teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bunu da, bu kötü aklı da ortak mücadelemizde bertaraf edeceğiz. Kötü aklı, ben bazen söylüyorum, bu kötü davranışları, bu kötülüğü, bu kötü aklı, o kötülüğü yapanların çocukları için bile bertaraf edeceğiz. Onları bile bu kötülükten kurtaracağız. Onların da yarın adaletsizliklerle mücadele etmemesi için, o çocukların geleceği için çalışıp onları bile o kötülüğün sarmalından kurtaracağız diyeyim. Tekrar desteğiniz için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda aslında İstanbul'un bizlere karşı yapmamız saygısıdır. Çünkü iradeyi biz temsil ettik, size verdik. Dolayısıyla bunu asla kabul etmediğimizi, bu kursla karşı mücadele edeceğimizi, güveneceğimizi, bu noktada kendi irademiz olarak size sahip çıktığımızı buradan belirtmek istiyoruz. Bugün hani bu haksızlık karşısında biz bir dayanışma içerisinde olacağımızı ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti gibi 85 milyon gibi bir ülkemize de bu yakışmıyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması, hukukun evrensel boyutlarıyla ülkemizde yerleşmesini için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve o nedenle tekrar sizlere geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz ve bu haksızlık karşısında sizin yanınızda olduğunuzu belirtmek istiyorum. Teşekkür. Size yapılan İstanbul'a yapıldı diye düşünüyoruz. Şahsınızla ilgili değil, zat halinizle ilgili değil. Aslında burada İstanbul'daki yaşamsallığı içerisinde olan bütün canlılara bu baskılama söz konusu. Dolayısıyla bunların tamamını reddediyoruz ve yılmayacağız. Sonuna kadar da mücadelemizi göstereceğiz. Buradayız efendim.